Sığınmacılardan da bahsettik biz bugün. Sınırlarımıza yığılan ve sınırlarımız içerisinde bulunan milyonlarca sığınmacıdan da bahsettik. Dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan bir ülke Türkiye ve şimdi bir projeyi gündemimize aldık. Ve projenin iki uygulayıcısı, birlikte çalışan iki uygulayıcısı, önce bir de Almanya'dan da bir ortak var. Önce Gamze Efe'yi tanıtalım size. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi Koordinatörü. Hoş geldiniz Gamze Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bir diğer konumuz da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nden Sayın Özlem Erdem. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Şimdi Gamze Hanım, bu proje ne? Sığınmacılara dönük nasıl bir çabadır bu? Nasıl bir çalışma içerisindesiniz? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bir de Alman ortağınız var. Oradan yola çıkalım. Ve istihdam, onların bulundukları noktalarda Türkiye ile ilgili ilişkilerinin, toplumsal hayata uyumunun, dil öğrenmelerinin hepsinin içinde bulunduğu bir projeden bahsediyoruz. Evet, siz de aslında özetlemiş oldunuz. Öncelikle bu fırsat için teşekkür ederiz. Türkiye bildiğiniz gibi 2011 yılından beri özellikle göç hareketinin başından itibaren mülteci akınını yürütmek konusunda muazzam bir çaba sarf ediyor. Ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği olarak da biz bu çabayı son derece özverili bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz sığınmacılar için. Bununla birlikte biz sizin de bahsettiğiniz gibi projemizi hayata geçirirken ekonomik fırsatların desteklenmesi ve istihdam anlamında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, bununla birlikte Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı adına Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu yani GIZ ve derneğimiz ile birlikte ekonomik fırsatların desteklenmesi projesini hayata geçirdik. Ağustos ayından itibaren fiilen uygulamamız devam etmekte. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı 18 halk eğitim merkezi Türkiye'deki 5 ilde. Nereler buralar? Bu iller İstanbul, Adıyaman, Diyarbakır, Denizli ve Tekirdağ. Zaten İstanbul bildiğiniz üzere Suriyeli nüfusun oldukça yüksek olduğu, kalabalık olduğu bir ilimiz. Diğer illerimizde de projemizin varlığı hem istihdama kuvvet vermek bakımından hem sürdürülebilir kalkınmaya ve iş gücüne destek olmak bakımından önem arz ediyor. Evet, şimdi bir de Milli Eğitim Bakanlığı bu projeye nasıl destek veriyor, ne oluyor, ne yapıyorsunuz? Sonra da bir de sorunlara bakacağız. Tabii öyle uygulama hep güllük gülistanlık olmuyordur. Buyurun. Evet, öyle sahada çalıştığımız için sürekli sıkıntılarla baş başayız ama bunları toparlıyoruz biz de. Ben hap bilgiler vererek devam etmek istiyorum. Biz bu projeyi gerçekleştirirken Gamze Hanım'ın da söylediği gibi 5 ilde ve 18 halk eğitim merkezinde yapıyoruz. Aslında bir paket programmış gibi düşünmeniz gerekiyor. Şöyle ki, bizim dil kurslarımız var. Yani Suriyelileri alıyoruz, önce dil öğretiyoruz. Dil öğrettikten sonra onların kendi yeteneklerine göre mesleki eğitim kurslarımız var. Halk eğitim merkezlerinde açılan. Onları yapıyoruz. Onlar bittikten sonra onların istihdam sağlaması açısından biz aktiviteler gerçekleştirerek iş piyasasının ihtiyaç raporunu bilip sanayi ticaret odaları, yerel otorite seminerleri düzenleyerek işsiz olan Suriyelilerle iş verme ihtiyacı olan istihdam sağlayan yerleri buluşturmayı tercih ediyoruz. Sonrasında bu istihdama yönelik olarak onları yerleştirmeyi planlıyoruz. Bunun dışında bizim için çok önemli olan başka bir durum ise kadınların istihdamı. Biz bu projede yaklaşık olarak 1600 kişiyi hedef alıyoruz. Bunların 800'ünü Türk'ten, 800'ünü Suriyeli ve diğer azınlıklardan tercih ederek buluyoruz. Ve bunların %30'unun da bayan olmasını öncelik tanıyoruz. Nasıl buluyorsunuz bu kişileri? Neye göre seçiyorsunuz? Aslında biz seçmiyoruz. Şöyle ki projelerimiz hakkında biz bilgileri veriyoruz. Halk eğitim merkezlerindeki idareci arkadaşlarımız bu konuda zaten yeterli bilgiye sahipler. Duyuluyor. Haberler yapıyoruz. Arkadaşlar afiş basıyorlar vesaire gibi tanıtımlarımız var. Peşinen Suriyeliler başvuruda bulunuyorlar. Türkler de tabii ki. Sonrasında o veri envanterlerini inceleyip kursların içeriklerine göre uygun olanları belirleyip 25'er kişilik sınıflar halinde sınıfları oluşturuyoruz. Evet. Şimdi Gamze Hanım, bu projenin maliyeti, finansmanı, ne zaman biteceği, hedefleriniz, biraz buradan da bahsedelim. Tabii ki. Şöyle, projemiz ilk olarak bir yıllık olarak planlandı. Sonrasında
uzatılır mı uzatılmaz mı? Bu biraz daha bizim donörümüz Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ile beraber yapacağımız toplantılara bağlı elbette ki. Ancak şu an için bir yıllık olarak planlanan projemiz ortasına gelmiş bulunmakta. Mesleki ve dil eğitimleri aktif olarak devam ediyor. Ve aynı zamanda başta da söylediğim gibi, Özlem Hanım'ın da belirttiği gibi hedeflerimiz arasında istihdam ve dil ve mesleki becerilerini geliştirmekle birlikte derneğimizin de çok önemsediği bir şey bu. Mutlaka ev sahibi toplumu, yani Türk vatandaşlarını ve Suriyelileri, Türk vatandaşlarının %10'u olmak üzere diğer uyruklardan olan uluslararası koruma başvuru sahiplerini de projelerimize dahil etmeye çok özen gösteriyoruz. Çünkü derneğimizin önemsediği özür diliyorum, önemli konulardan bir tanesi sosyal uyum. Ve bu projede de sosyal uyum, istihdam, mesleki eğitim becerisi ve dil eğitimlerini geliştirirken çok çok büyük önem arz ediyor. Hem Türk vatandaşları hem Suriyeliler halk eğitim merkezlerimizde eğitimlerini alırken aynı zamanda sosyal uyum aktiviteleri de gerçekleştirmekteler. Peki şimdi bu az önce Özlem Hanım dedi ki biz sahadan da bilgi topluyoruz. Yani neye ihtiyaçları varsa iş yerlerinin ya da ne eleman yetiştirmemiz gerekiyorsa ona dönük bir çalışma içerisine girdik. Şimdi neye göre seçiyorsunuz? O alanları neye göre seçiyorsunuz? Yani eğitim alanlarını. Buna en çok neye talep görünüyor? Ya da siz mi mesela şu kadar kişi şuraya, şu kadar kişi şuraya mı gidecek diye seçiyorsunuz? Şöyle ki bizim 5 tane pilot ilimiz olduğu için biz o illerdeki sanayi durumu, o illerdeki iş kitlesinin ya da iş yoğunluğunun neyde daha çok olduğuna yönelik olarak bir ileri çalışması yapıyoruz. Mesela Denizli'deyiz, bu kursu açarken neye baktık açtığımızda? Mesela orada pamukla alakalı işler gerçekten çok fazla. Yani dokuma, tekstil çok fazla. O yüzden mesela kursları açarken o işle alakalı olan kursları belirleyerek açtık ki iş bulma konusunda, istihdam sağlama konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Yani o ilin yöresine özgü, o ilde ihtiyaç olan iş ve meslekler neyse onları bularak, onların neticesinde kursları oluşturup neticesinde de kurs yerlerimize iş sahibi yapıyoruz. Evet. Şimdi sizin bu konuda söyleyeceklerinizi alalım Gamze Hanım. Şöyle 109 kişilik bir ekibimiz var bizim bu projede. Yani 5 il olmasının sebebi 5 il olmasından kaynaklı kalabalık bir ekibimiz var. Özlem Hanım'ın belirttiği gibi bu veri tespitlerini yaparken her bir ilde bulunan bizim yaşam becerileri sorumlusu dediğimiz arkadaşlarımız iş piyasası ihtiyaç raporları hazırladılar. Ve bu raporları 3 partner olarak oturup değerlendirip her bir ilde neye ihtiyacımız olduğuna bakıp aslında ona göre Milli Eğitim Bakanlığımızın da eğitimler konusundaki desteğini alıyoruz. Elbette ki önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak yerel otorite seminerlerinde hem bu raporlarımız elimizin altında olacak hem de istihdama ilişkin bu raporlar dışında da odalar, işkur vesaire gibi davet edeceğimiz, konuşacağımız, toplantılarda konuşacağımız kurumların da istihdama yönelik yönlendirmelerine açık olacağız bu raporlar desteğiyle. Şimdi ilk yani yarıya geldiniz, bir yıllık bir proje. Sonuç ne ilk yarı dilimin? Şöyle söyleyebilirim, sonuç aslında tam olarak sona yaklaşırken elde edeceğimiz bir şey. Aslında şu anda... Ama bir şeyler elde ettiniz. Nasıl tabii bir sonuç elde ettiniz? Şöyle düşünebilirsiniz. 1600 yararlanıcıya ulaşılması hedefi gerçekleştirildi. Ve şu anda 1600 yararlanıcı 18 halk eğitim merkezinde Türkçe dil eğitimleri ve meslek eğitimlere devam ediyor. Çok çeşitli meslek eğitim olanları var. Bu fırsat gerçekten onlar için çok önemli. Hı-hı. Çünkü aldıkları sertifikalarla bizim istihdam etmemizin dışında da kendi illerinin iş piyasası konjüktürüne göre başvuru haklarına sahipler. Her zaman da biz onları bu konuda destekliyoruz. Şu anda yerel otoritelerle görüşmeler dışında da özel sektörden projemizi duyup bizi kendileri bulan firmalar var çeşitli illerde. Ve bu firmalar çalışacak personele ihtiyaç duyduklarını ve kendileri bizimle toplantı yapmak istediklerini bu konuda bize iletiyorlar. Bu gerçekten istihdama yönelik bir projede çok önemli bir adım. Çünkü herhangi bir firmaya ulaşmak için siz çaba sarf etmeden çalışmalarınızın gidişatı dışarıdan duyulması ve size firmaların bana çalışan gönderir misiniz demesi aslında hem usta öğreticilerimizin
hem aldıkları eğitimin hem de PEP projesi ekibimizin gerçekten ne kadar özveriyle çalıştığını gösteriyor. Bu anlamda şu an eğitimlerimizin ortasına yaklaştık diyebilirim. Projemizin ortası zaten eğitimlerimizin de ortasına yaklaştığımızı gösteriyor. Sonuç anlamında değil belki ama grafiğin yükselerek gittiğini size söyleyebilirim bu anlamda. Evet, şimdi peki Özlem Hanım, burada bu ilk 6 ay gibi bir zaman geçti. İnsanların eğitimleri. Şimdi Türkiye'de de bir işsizlikle ilgili bir problem var. Ve yabancıların da burada, sığınmacıların da eğitim alması gerekiyor. Topluma uyumlanması gerekiyor. Bu Avrupa için de benzer bir durum. Ve Avrupa'nın da bu insanları burada tutma talebi de söz konusu. Bu ayan beyan ortada. Şimdi böyle bir insanları bu toplumla uyumlandırmak, farklı bir durumda olmamalarını sağlamakla ilgili bir çaba içerisindesiniz. Bu kişilerin kendi iş yerlerini açma durumları da söz konusu mu bu eğitimlerden sonra? Tabii açabilirler. Mesela aşçılık yardımcılığı kurslarımız var. Yani bir sürü kurslarımız var ama şu anda ilk aklıma gelen ne oldu? Aşçılık yardımcılığı kursunu bitirdikten sonra herhangi bir yerde kendileri bir dükkan açabilirler. Yani bu işi özel de çevirebilirler. Biz istihdam etme konusunda özel sektörde ya da devlette ya da bir şekilde onları iş sahibi etmeyi hedefliyoruz ama kendileri bu kursları aldıktan sonra kendi bireysel çabalarıyla iş sahibi olabilirler. Kendi iş yerlerini açabilirler. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Bunun dışında bu sosyal uyumla alakalı şeylere özellikle değinmek istiyorum. Çünkü bizim için gerçekten çok önemli. Biz bu projeyi yaparken %50 Türk, %50 Suriyeli diğer uyruklardan olmasını tercih etmemizin esas sebeplerinden birisi budur. Neden? Çünkü biz hem Türk vatandaşlarımızın hem de Suriyeli uyruklu ve diğer vatandaşlıklara sahip insanların birbirleri içerisinde çok uyumlu bir şekilde çalışmalarına özen gösterdik. Bunu yaparken sadece dil eğitimi ya da meslek eğitimiyle alakalı onları yetiştirmenin yanında aynı zamanda sosyal uyum faaliyetlerini gerçekleştirerek ki bunun için sosyal destek uzmanlarımız gerçekten çok özverili çalışıyor. Mutlaka bir çalışmamız, bir beraber olma ile alakalı etkinliklerimiz sürekli bir şekilde devam ediyor. Ve böylelikle yabancı uyruklu insanların da Türkiye'de mutluluk içinde huzurla çalışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de Türk vatandaşlarımızı da onlarla beraber kaynaştırmakla alakalı ciddi çalışmalar yürütüyoruz bununla alakalı. O yüzden herhangi bir şekilde ayrımcılık vesaire gibi şeylerin yaşanması en azından kendi projemiz için söyleyebilirim. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunun dışında bahsetmedik ama bahsedilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Biz kadın istihdamına önem verdiğimiz için biliyorsunuz ki bir bayanın evden çıkıp kursa gelmesi, çocuklarını bırakması gerçekten çok zor. Yani hem Türk vatandaşlarımız için bu böyle, hem Suriyeliler için bu böyle. O yüzden biz bunu nasıl yaparız da kadınları istihdam ederiz diye düşündüğümüzde çocuk oyun odaları oluşturduk. Yani bayan kursiyerler bizim kurslarımıza geldikleri zaman çocuklarını çocuk oyun odalarına bırakıp hem çocuklarına eğitim sahibi yapıyorlar, hem çocukları yanlarında olduğu için korkusuzca kursa devam ediyorlar, hem de gözleri arkada kalmadan eğitimlerini alabiliyorlar. Bu bizim için gerçekten çok önemli ve değerli ve biz bu imkanların hepsini Türk vatandaşlarımıza da veriyoruz. Şimdi mesela uyum konusu gerçekten önemli bir madde olarak karşınızda duruyor. Yani hangi konuda eğitim verirseniz verin, asıl o toplumla uyum içerisinde çalışmaya ihtiyacı var, bulunmaya ihtiyacı var. Nereden geliyorsa gelsin, şimdi biz burada ana konumuz Suriyeliler ama bütün dünya için böyle bir durumla karşı karşıyayız. O uyumla ilgili başka şeyler de öğretiyor musunuz? Yani tamam, bir meslekle ilgili bir bilgiler aktarılıyor, bir şeyler oluyor. Türkçe de öğreniyorlar. Şimdi bir uyum sadece Türkçe öğrenmeyle ya da bulunulan ülkenin dilini öğrenmeyle olmuyor. Ne yapıyorsunuz başka? Zaten sosyal uyum dediğimiz şey aslında bizim istihdama yönelik, yani yaşam becerilerini arttırma dediğimiz proje konumuza yönelik husustan biraz daha farklı ve başlı başına sadece sosyal uyum yapan projelerimiz var bizim dernek içerisinde. Dolayısıyla biz bu konuda sosyal uyum aktivitelerini oluştururken sosyal destek uzmanlarıyla beraber oturup
iki topluluğun, yani hem ev sahibi topluluğun hem sığınmacıların bir arada daha uyumlu, sadece ders alabilmeleri, halk eğitim bünyesinde bulunabilmeleri için değil, aynı zamanda istihdamda ve sonrasındaki toplumda, yani burada yaşadıkları için toplumda nasıl uyum içerisinde yaşayabilirler diye düşünerek uzunca bir sosyal uyum aktivite listesi çıkardık. Bu anlamda zaten derneğimizin de kendi içerisinde bir sosyal uyum aktivitesi planı nasıl uygulanır? Böyle bir bakış açısı, böyle bir ne var bu var. Şeyin içerisinde? Bunun içerisinde şu var. Listenin. Siz çeşitli kültürel ortaklıkları tespit etmelisiniz. Bu ortaklıklar üzerinden ilerleyerek kişileri bir araya getirebilir ve bir takım ayrımcı ve kafalarında net olan, kırılması zor düşüncelerini değiştirebilirsiniz. Kültürel ortaklıklar dışında genel anlamda sanat aktivitelerinde bulunabilirsiniz, spor aktivitelerinde bulunabilirsiniz, sosyal aktivitelerde bulunabilirsiniz, tiyatroya, yerel konserlere gitmek gibi. Dolayısıyla bizim, mesela dünden örnek verebiliriz bizim projemizden, bütün halk eğitim merkezindeki yararlanıcılar, kadın yararlanıcılar birlikte tiyatroya gittiler. Türkçe dil eğitimlerini de almış oldukları için Suriyeli kursiyerler de zorlanmadan bu tiyatroyu izleyebildiler. Hem Türk kadınlar hem Suriyeli kadınlar çocuklarıyla birlikte böyle bir aktivitede bulunduklarında sosyal destek uzmanlarından halk eğitim merkezine döndüklerinde aldığımız dönüş gerçekten sanat aktivitesinin, bir tiyatro aktivitesinin onların halk eğitim merkezleri dışında da görüşmelerine imkan sağlayacak kadar yakınlaştırdıklarını bize iletti. Bu çok önemli bir şey çünkü çoğunluk aynı mahallede yaşıyor. Belirli illerde başka mahalleler olsa bile, ayrı yaşasalar bile, aynı mahallede yaşayan, dolayısıyla aynı bölgedeki halk eğitim merkezine giden kişilerin o kapıdan çıktığında yolların ayrılmaması, mahallelerinde ortak bir takım kültürlerini devam ettirmeleri ya da birbirlerine kendi kültürlerini aktarmaları sosyal uyumun başarıya ulaştığının bir göstergesi oluyor. Elbette ki kolay değil. Sonuçta hepimizin içimizde barındırdığımız ve değişmez bir takım kültürel kodlarımız var. Bu kodlar üzerinden biz ortaklıkları tespit ederek ilerlemeye çalışıyoruz ve spor aktiviteleri ve sanat aktiviteleri bu anlamda çok çok faydalı oluyor diyebilirim. Yani. Peki başlangıçta bu ortaklıkları ortaya koyabilmek için ayrışmaları tespit edebildiniz mi? Elbette ki bunun için derneğimiz bünyesinde ciddi çalışmalar var. Her bir ilde, biz 40 ilde 80'i aşkın ofiste çalışan bir derneğiz. Ve düşünürseniz çok fazla, Türkiye'de 3,5 milyondan fazla Suriyeli var dersek bu kadar Suriyeli'ye ulaşıyoruz aslında toplamda. Bunları tespit etmek için her bir ildeki ofisimizden aldığımız bir takım sosyal uyuma ilişkin raporlar oluyor aylık olarak. Ayrımcılık grafikleri çıkartıyoruz. Başka problemlerin grafiklerini çıkartıyoruz ve bu grafikler üzerinden psikologlarımızla birlikte ne tarz aktiviteler uygulanabileceğini araştırıyoruz. Ve buna göre merkezlerimize de bilgilendirme yapıp destek olmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi artık böyle söyleşimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz Özlem Hanım. Siz Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nde çalışan bir kişi olarak çok yaygın bir merkeze sahipsiniz. Bütün Türkiye üzerinde. Çok sayıda merkeziniz var. Suriyelilerin ya da başka, yani eğitim düzeyi düşük olabilir, başka eğitimlere ihtiyacı olan insanlar olabilir. Ben sadece Suriyelileri katarak konuşmuyorum burada. Bütün Türkiye'deki bu halk eğitim merkezlerini bu anlamda kullanıyor musunuz? Ya da başka projeler? Şimdi bir dernekle ortaklaşma durumunuz söz konusu. Bu ortaklıklar olmadan da çeşitli işlemlerin içerisinde misiniz? Tabii ki, kesinlikle. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak, özellikle Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak esas bizim varoluş amacımız beşikten ölüme kadar insanları bu hayat yolunda kendi istedikleri şekilde hayat boyu eğitimle öğretime devam etmek. Yani şöyle örgün eğitim aldığı zaman aralığı değil, tüm hayatının bütün alanını yayarak insanların daha mutlu, daha verimli bir yaşantı sürmelerini ve bununla beraber maddi olarak kendilerini düzenlemelerini de sağlamak. Biz halkı Hayat ve Öğrenme Genel Müdürü olarak her halk eğitim merkezinde, her kursiyerimize her zaman sabah saat 8'den akşam 10'a kadar her türlü kursu veriyoruz. Bu kursları verirken bunları ücretsiz veriyoruz. Herhangi bir para talep etmiyoruz. Bizim genel müdürlük olarak esas amacımız bize gelen her kursiyerin o kursa başlarken ve o kursun bitiminde başladığı kişi olmadan çıkabilmesini sağlamak.
Bizim esas önceliğimiz bu. Ve bunu yaparken de sadece Suriyeliler ya da azınlıklar değil, biz topyekün tüm Türkiye olarak bu çalışmayı yapmayı tercih ediyoruz. Ve bununla alakalı da kursiyerlerimizle beraber eğitmenlerimiz, idarecilerimiz, okul müdürlerimiz her türlü çabayı sağlayarak bununla alakalı bütün çalışmaları yürütüyoruz. Şimdi Gamze Hanım, son sözü de size verelim. Şimdi Almanlarla bir ortaklık içerisindesiniz. Bunun devam etme ihtimali söz konusu mu? Artma durumu söz konusu mu? Çünkü yaklaşık bir 6 aylık süre kaldı bunun bitmesine. Şu an inanın benim de Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu'ndan çalışma arkadaşlarımla konuşmadan buna herhangi bir şekilde net bir cevap vermem. Böyle bir görüşme yapmadınız mı daha önce? Genellikle projelerin sonuna yaklaşırken bu tarz görüşmeler yapılıyor. Dolayısıyla çok büyük ihtimalle biz de projemizin sonuna doğru tekrar kendileriyle bu projemizi başarıyla tamamlarsak inşallah kendileriyle tekrar görüşeceğiz. Peki. Diyerek bitirelim. Peki Gamze Efe, çok teşekkür ediyorum. Özlem Erdem, size de çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.